Evet arkadaşlar, videoyu çekmek kabin içindeyken aklıma geldi de. Normalde aşağıdan yine geçen seferki gibi yapacaktım, tanıtacaktım. Bu benim şantedeki en sevdiğim makine. Ki genel itibariyle de 154, hani bu ECH'ları çok severim, kabin ortasında olan makineleri. Bu makinemizde 280 ECH, 12 tonluk, 70 metre bomu var. En ucunda 3 ton kaldırıyor. 22 metreye kadar da 12 ton kaldırıyor. Zaten bir makinemiz 16 tonluk. Bu makine de yeni bir makine. Joysticklerinden de belli. Şöyle. Bu arada bu sefer çalışıyorum. Hem çalıştığım anı da göstereyim istedim. Makine yeni ama normalde böyle klimayı sonradan takmışlar. Dışarıdan ev kliması gibi kliması var. 220 ile çalışıyor. Diğer makinelerle yeni olmasa da bunda teybi yok. Ama bu makineyi neden seviyorum? Bu makinenin kabini biraz daha geniş ve kullanımı biraz daha rahat. Bir de mesela 70 metrede 12 tonluk makine olmasına rağmen 3 ton kaldırıyor. Hani litronini açtığınızda 3 ton 600 kilo kaldırıyor. 16 tonluk bile, şu karşıda gördüğünüz makinede 16 tonluk, o bile 70 metrede 3 ton kaldırmıyor litronu açık değilken. Bu makineye ekstradan normalde koltuğun altında ısıtıcımız var. Ama ekstradan böyle bir ısıtıcı koymuşlar. Klima da ısıtıyor zaten. Isıtma yönünden herhangi bir problemimiz yok. İşte bunun alt ayak bastığımız yeri böyle, ızgaraları böyle. Aynı yeri mi kaldıracağız bir daha? Şimdi biraz daha kaldırayım, şöyle olmamış. Bu böyle yaptığınızda yarım fites düşürüyor. Yarım fites düşürüyor ya. Böyle yavaş kaldırmalarda bunu basıp kaldırıyoruz. Basıp indiriyoruz. Şimdi orada hassas bir iş yapıyorlar, santimlik. Temel bağlıyorlar. İşte kabinden bahsedeyim biraz. Dur, bahsedemedim. İndireyim. Tamam, gene aynı. Makine start halinde ama böyle şey yapmazsanız, elinizi algılamazsa çalışmaz. Elinizi algılayacak. Ondan sonra bu ışıkta sabit kalacak. Ondan sonra çalışacak. Burada kornası var. Burada kabin içi ışığı var. Yandı. Bu stop etme makineyi. Bu arıza durumlarında yanıyor. Bu işte az önce yük arttırıyor. Biz buna elektronik diyoruz ama belki de normal ismi bu değildir. Normalde burada elmak var ama bu elmak aktif değil. Bu silge suyu, bu dönüş freni açma, bu dönüşü kitleme. Başka düğmeler zaten bu kadar. Şunlar silgeçler. Bir de koltuğun altında ısıtıcı, koltuk altındaki ısıtıcının işte derece ayarı, fan hız ayarı. Burada bir kolçak var. Kolçağın içinde USB girişi var. Bunlar yine standart olan şeyler değil. Bunlar karşılaşmazsınız her makinede. Bunlar telsiz, bu normal. Bunu sonradan bizim şirket taktırdı. Burada yine kabin içi ışığı var. Arkada başka düğmesi yok. Burada bir şartel var, tako şartel. Bu makineyi komple kapatıyor, elektriğini. Bu da sonradan takılmış bomdaki projektörleri yakmak için olan şey. Bu da o ısıtıcının şeyi. Ama kabinimiz geniş, yani koltuğun arkası falan bayağı geniş. Böyle burada namaz falan kılabiliyoruz. Yani öyle eğilip kalkacak kadar mesafemiz var. Şöyle genel itibariyle çekeyim. Bu yangın söndürücü standart. Abi açalım. Dışarıdan araba döndü. Gördün abi. Anlaşıldı. Hazır mı orası? Hazır hazır. Kim takalım. Hazır. Şimdi buradan sağa döndü. Biraz da ileri veriyorum. Kameradan da gördüm. Tam ortasına geldi. Sonra şimdi kaldıracağız.
Makineyi böyle kaldırırken, indirirken böyle çırt 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 tren yapar. Bunlar normal şeyler. Tamam. Onlardan yana sıkıntı yok. Açılsana abi, şey gel. Bir de bir önceki videoda çok şey sormuşlardı. İşte abi tuvaletiniz gelince nasıl yapıyorsunuz? İşte şişiniz gelince ne yapıyorsunuz? İşte büyük abdestiniz gelince ne yapıyorsunuz gibi. Arkadaşlar hani böyle burası böyle şantiye ama sonuçta burası için konuşmuyorum. Her şantiyede mobalar var aşağılarda. Herkes ona yapabiliyor. Hani sıkışırsan inip ona yapabilirsin ki hani biz operatörler olarak kendimizi genelde böyle durumlara adapte ediyoruz. Bir müddet sonra ister istemez zaten adapte oluyorsun. İşte lavabona makineye çıkmadan önce çıkıyorsun. İhtiyaçlarını orada gideriyorsun. Ondan sonra makineye çıkıyorsun ki hakeza böyle ekstrem durumlar olduğunda yani küçük yani çişimiz için daha doğrusu böyle açık konuşayım. Şimdi çok kibarlaşamayacağım. Çişimiz için böyle şişeler bulunduruyoruz makinede. Şu anda bu makinede yok. Çünkü çok alçak makine. Bir de yemekhaneye yakın. O yüzden makinelerimiz öyle şişe falan yok. Normalde şişe bulunduruyoruz. İşte o şişelerin içine yani biz erkekler biraz daha rahat yapabiliyoruz yani bu işi. O yüzden genelde onu yapıyoruz. Yani büyük mevzusu biraz sıkıntılı. Hani Allah'tan böyle bir şey başıma gelmedi ama gelseydi ne yapardım? Yani gelseydi ne yapardım? Hani hepimizin yanında işte içmek için suyumuz var. Hani genelde su bulunduruyoruz yani yanımıza. Çünkü insanız. Susuyoruz, içiyoruz suyumuzu. İşte suyumuz var. Her makinede temizlik amaçlı peçetemiz var. Hani temizliğimizi sonuçta onlarla yapıyoruz. Hani olur. Genelde de bulunur. Bilmiyorum bunda var mı? Ben her gün bu makinede çalışmıyorum ama şöyle şurada da iki tane çok mu karanlık? Evet. Şurada iki tane cebimiz var. İşte buralarda genelde böyle sızdırmaz hani market poşeti gibi değil de çöp poşeti gibi poşetlerimiz olur. İşte onlara da yapıp sonra atabiliriz. Dediğim gibi böyle bir şey başıma gelmedi ama çok zor durumda kalsaydım, aşağıya inemeyecek, yetişemeyecek durumda olsaydım öyle yapardım ama ben kendimi biliyor, hani insan kendini bilir. Eğer öyle bir durumun varsa, kendinde öyle bir rahatsızlık varsa, o gün işte makineye çıkmadan ben böyle kötüyüm falan diye hissediyorsan çıkmazsın makineye. Ya da işte lavaboya daha yakın olan makineye çıkarsın. Ki dedim ya, bu şantiyelerde genelde mobalar olur. Hiç şey olmaz yani. Buradan makineden aşağıya inmem. Bu makineden aşağıya inmem. Yani taş patlasın. 40-45 saniye sürer. Çok böyle bir dakika bile sürmez yani. Zaten alçacık makine. Böyle inersin, hemen mobaya gidersin, onu da yaparsın. O da çok kötü yani, böyle aman aman imkansız bir şey değil. O da yapılır yani. Herkes, onun da bir çözümü var. Makinede başka göstereceğim bir şey yok. Zaten standart makine ama bu makinenin kabini bomunun altında. Diğerleri gibi, bakın diğerlerinde makinenin kabini bomunun sağında olur. İşte Raymondi'lerde, Potain'lerde solunda olur filan. Bu makinenin iki kabinin altında böyle gergili makine bu bir de. Bunu buradan gösterebilir miyim? Buradan gösteremem ama şöyle bir şey yapabilirim size. Buradan yukarı çıkılıyor. Açıyorsunuz. Bunda böyle kukuleta var. Evet. Bomunda böyle gergi var. Diğerleri bunun gibi değil. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Böyle
bir yandan destek oluyor bize. Çok iyi oluyor. Hepinize iyi günler. Thank you.